Arkadaşlar bugün parabol denkleminin bulunması, bir doğru ile bir parabolün durumu ve ikinci dereceden denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemleri inceleyeceğiz. İlk önce parabol denkleminin bulunması konumuza bakalım. Arkadaşlar verilmeyen parabolün denklemini bulmak için 3 farklı yoldan yararlanırız. Birinci yolumuz eğer 3 farklı nokta bize verilmişse bu üç noktadan yararlanarak üç bilinmeyenli yani üç denklem çözümünden A, B, C katsayıları bulunur. Ve bu şekilde denklemimizi buluruz. Eğer bize parabolün x eksenini kestiği noktalar veriliyorsa yani aslında denklemin kökleri veriliyorsa o zaman da şu şekilde arkadaşlar y eşittir fx eşittir a çarpı x eksi yani x1 çarpı x eksi x2 denklemini kullanarak Buradan a'yı buluyoruz ve a'yı bulduktan sonra da denklemimizi bulmuş oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar verilen e, yani kesti x eksenini kestiği noktaları verilen kökleri ne yapıyoruz? x eksi örneğin köklerimiz 5 ve 7 olsun. x eksi 5 çarpı x eksi 7 gibi yazıp başına da a katsayısını verip şu şekilde denklemimizi oluşturuyoruz buradan zaten üçüncü bir nokta yardımıyla y ye yerini yazarak ve x ve yani x ve ye y yerlerini yazarak a'yı bulduktan sonra denklemimizi yazmış oluyoruz. Üçüncü yol ise arkadaşlar tepe noktası biliniyorsa yani size tepe noktasını veriyorsa grafik üzerinde parabolün tepe noktası veriliyorsa o zaman daha önceden bahsettiğimiz şu şekilde denklemi yazıp Burada r ve k değerlerine tepe noktasındaki değerleri yazdıktan sonra yine aynı şekilde üçüncü bir nokta yardımıyla a değerini buluyoruz. A değerini bulduktan sonra denklemimizi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Üç farklı yöntemimiz var. O zaman sorulara bakalım. Evet, yukarıda ABC noktaları verilmiş. Bu noktalardan geçen parabolün denklemini bulunuz. Arkadaşlar 3 farklı nokta verdiğine göre aslında az önce bahsettiğimiz birinci yoldan gitmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar B noktası verilmiş. B noktasında 0 eksi 9. Bu biraz işimizi kolaylaştırabilir. Çünkü x gördüğümüz yere 0 yazacağımız için arkadaşlar x yerine 0 yazdığımızda direkt c'yi bulmuş oluyoruz. Bu yüzden bunu ilk önce kullanıp c'yi bulabiliriz direkt. Ne yapacağız? Y gördüğümüz yere eksi 9 x gördüğümüz yerde 0 yazacağız. O zaman yazalım. y eşittir ax kare artı bx artı c idi. Eksi 9 eşittir. Buralar zaten 0 olur. C'yi elde ederiz. Yani C direkt eksi 9 olur arkadaşlar. Devam edelim. A noktasını yerine yazalım. Bu B noktası içinde. Evet. A noktası için yazıyoruz. Neydi A noktamız? 2 2y eksi 5. O zaman Y gördüğümüz yere eksi 5. X gördüğümüz yere de 2 yazıyoruz. O zaman 4A artı 2B eksi 9. C'yi yerine yazıyoruz artık. Peki şimdi C noktasını da koyalım yerine. 4'e 7'ydi. C noktasında yerine yazalım. 7 eşittir. 16a artı 4b eksi 9. Arkadaşlar bakın iki bilinmeyenli bir denklem yani iki farklı denklem bulduk. Ve bunlar arasında arkadaşlar taraf tarafa toplama yaparak a ve b değerlerini bulacağız. İlk önce eksi 9'ları karşıya atalım bir toparlayalım bakalım ne olacak. 4a artı 2b eşittir. Eksi 9'u karşıya artı 9 diye gider. 4 olur. 16a artı 4b Yine 9 karşıya gider bu sefer 7 artı 9'dan 16 olur Bu şekilde buluruz peki Bu şekilde Burayı eksi 2 ile çarpıp toplarsak taraf tarafa ne olur Eksi 8a 16a da 8a Eksi 4b artı 4b birbirini götürür Burada çarpımdan eksi 8 gelecek eksi 8 ile 16'yı toplarsak 8 olur Ve a değerini 1 buluruz arkadaşlar Burada A gördüğümüz üzere 1 yazarsak B değerini de bulmuş oluruz. A gördüğümüz üzere burada 1 yazalım. 4 artı 2B eşittir 4. 4'ler birbirini götüreceği için B direkt 0 çıkar. Şimdi bulduğumuz A, B ve C değerlerini bakın yerlerine yazıyoruz. Fx eşittir. A'yı 1 bulmuştuk. O zaman x kare B'yi 0 bulduğumuz için Bx terim yok olacak. Ve C'yi 9 buldu. eksi 9 bulduğumuz için eksi 9 yazıyoruz. Demek ki bizim parabolümüzün denklemi x kare eksi 9. Evet devam edelim. Sorumuza bakalım. Noktalarından geçen fx eşittir işte ax kare artı b fonksiyonu için f1 değerini bulalım. Evet arkadaşlar yine bize 3 nokta vermiş. Bunları yerlerine yazıyoruz düzgün bir şekilde şu taraftan yazalım. Eksi 1 yazıyoruz. X gördüğümüz yere, Y gördüğümüz yere de 10 yazıyoruz. O zaman ne olacak? A eksi B artı C 10'a eşit olmuş olacak. Şimdi X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere 1 yazıyoruz B noktası için. O zaman 2 eşittir. Pardon 2 değil 1 eşittir. 4A. Burada x yerine 2 yazdığımızda 4A. Artı 2B artı C. Şimdi C noktası için yazıyoruz. X gördüğümüz yere 3, Y gördüğümüz yere 6 yazıyoruz. O zaman 3'ün karesi 9A artı 3B artı C. Arkadaşlar buradaki noktaları buradaki X ve şu Y değerimiz olduğu için Y yerlerine yazıyoruz. Noktadaki X ve Y değerlerini Burada verilen fonksiyonda yerlerine yazıyoruz. Ve bu şekilde 3 farklı denklem bulmuş oluyoruz. Şimdi bu denklemlerde arkadaşlar öyle bir sayılarla çarpmam lazım ki en azından ikisini yok etsin. Biri kalsın. Yani ya da birbiri cinsinde yazabilecek şekilde olsun. E, buna bakmamız gerekiyor. O zaman arkadaşlar e, bakalım nasıl yazabiliriz. Arkadaşlar 9a var, 4a var ve 1a var. Şimdi ben 4A olan kısmı 2 ile ya da eksi 2 ile genişletsem, çarpsam her tarafı. Eksi 8A olur mu? Olur. Peki bakın eksi 8A oldu. B de eksi 4B oldu. C de eksi 2C oldu. Şimdi eksi 4 burada 3 var. 9A eksi 8 oluyor. Yani yukarıda birer tane eksiklerimiz var. Peki biz burada eksi 8'i bulmuştuk A'nın katsayısını. Bunu da eksi 1 ile çarparsak her tarafı. Eksi 1a daha olur mu? Evet. O zaman toplamı eksi 5, şey eksi 9a olur. Eksi 8 artı eksi 1'den. Eksi 9a olur ve bakın topladığımız zaman her tarafı ne olur? 9a ve eksi 9a birbirini götürür. Aynı şekilde b'ye bakın. Burada artı b oluyor. Burada 3b var. Zaten 4b. Eksi 4 b de ortadan geleceği için b'ler de birbirini götürüyor ve c yalnız kalıyor. Yani bu şekilde çarpıp taraf tarafa toplarsak biz istediğimizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. O zaman taraf tarafa çarpıp toplayalım. Düzenli bir şekilde yazalım ilk önce. Çünkü 3 denklem olduğu için biraz karışabilir. Sırayla yazalım düzgün bir şekilde. Eksi 8a, eksi 4b, eksi 2c 6 eşittir 9A artı 3B artı C. Evet şimdi taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar bakın A'lar birbirini götürüyor. B'ler birbirini götürüyor ve C kalıyor. C'de de arkadaşlar şuradaki C'ler birbirini götürür. Geriye eksi 2 C kalır. Diğer tarafta ne görüyoruz? Eksi 10, eksi 2 ve 6. Toplarsak ne elde ederiz? Eksi 6. Evet her tarafı eksi 2'ye bölersek C'yi kaç buluruz? 3 buluruz. Bakın C'yi bulduk. Şuraya yazalım. C 3. Şimdi C'ye yazıp arkadaşlar yukarıdaki denklemde C'yi yerine yazarsak ne elde ederiz? Bakalım. A eksi B eşittir. C'ye 3 yazmıştık. 3'ü karşıya atarsak arkadaşlar 7'ye eşit olur. 4A artı 2B yine C'ye 3 yazıp karşıya yollarsak eksi 2 olur. 9A artı 3B eşittir. C'yi yine 3 yazıp karşıya yolladık. 3 etti. Şimdi 2 bilinmeyen olduğu için arkadaşlar buradaki 3 denklemi birden çözmemize gerek yok. Birini kaldırabiliriz. Birine hiç bakmayabiliriz. Burada ben sayısı büyük olanları kaldırıyorum. Buna bakmama gerek yok. O zaman bu ikisine bakıyoruz arkadaşlar. İkisine baktığımızda şöyle aşağıya yazalım. Devam edelim. Ne görüyoruz arkadaşlar? A -B, 2B, eksi B 7'ye eşit. 4 A artı 2 B eksi 2'ye eşit. O zaman ben burayı bakın 2 ile genişletirsem 2 ile çarparsam B'ler gider mi? Gider ve A'yı bulurum. O zaman taraf tarafa toplayalım 2 ile çarpıp. 2 A eksi 2 B eşittir. Ne ediyor? 14 4A artı 2B'den de eksi 2 oluyor. Taraf tarafı toplarsak arkadaşlar şimdi 6 A eşittir. B'ler birbirini götürür. 12 olur. A'yı 2 buluruz. Yazalım buraya A eşittir 2. Peki B değerini nasıl buluruz? Bakın burada A gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'yi karşıya atıp da negatif eksiyle çarparsak B'yi de kaç buluruz? Eksi 5 buluruz. Şimdi denklemimizi yazalım. Fx eşittir. A 2 ydi. 2x kare B eksi 5'ti. Eksi 5x artı 3. C de 3. Burada bize F1'i sorduğu için x gördüğümüz üzere 1 yazıyoruz. 2 eksi 5 artı 3'ten cevabımız 0 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Şekildeki parabol için F2 kaçtır? Arkadaşlar bu soruda bakın 3 farklı nokta verilmiş. Evet. Ama aynı zamanda x eksenini kesen noktalar verilmiş. O zaman biz şu yani ikinci yoldan yararlanarak yapabilir miyiz? Yani şu yol. Eğer x eksenini kesen iki bir noktayı da biliyorsak a çarpı x eksi x1 x eksi x2 yazarsak eğer biz e, denklemimizi bulmuş oluruz. Zaten bakın e, burada x eksi x1 dediği ya 1 ya 3 ikisinden birini alalım. 1 biri yazalım ve x eksi 3 olacak. Peki arkadaşlar fx dediğimiz yeri boş bıraktım bilerek. Neden? Çünkü arkadaşlar fx dediğimiz şey y değeri değil miydi? Evet. Yani bakın burası y. Şimdi biz burada yani notta şöyle söylemiştik. Eğer bu şekle getirebiliyorsak denklemi. Üçüncü bir nokta yardımıyla. Peki üçüncü nokta neresi arkadaşlar aslında? Y ekseni üzerindeki eksi 6 noktası. 3. noktamız. Biz bu noktayı bu denklemde yerine yazarak A'yı buluyoruz. A'yı bulduktan sonra A'yı yerine yazarak da denklemimizi bulmuş oluyoruz. Parabolün denklemini bulmuş oluyorduk. Evet o zaman üçüncü noktamız ne? x sıfırken y eksi 6 noktası 3. noktamız. Yani x yerine 0, y yerine eksi 6 yazıyoruz. Eksi 6 eşittir. a çarpı x yerine 0 yazıyorduk. a çarpı eksi 1 çarpı x yerine 0 yazarsak eksi 3. Yani buradan ne elde ediyoruz? 3a eşittir. Eksi 6. a eşittir. Eksi 2 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim burada denklemimizin yerine. Ne yazalım? Şurada eksi 2'yi yazalım. O zaman denklemimizi oluşturalım. fx eşittir. a'yı eksi 2 bulmuştuk. Zaten x eksi 1 ve x eksi 3'ü de biliyorduk. Ve denklemimizi bulmuş olduk. Arkadaşlar sorudan soruya değişir. Size bu şekilde bulmanızı istiyorsa burada x eksi 1 ile x eksi 3 çarpıp sonra eksi 2 ile çarparız ve bu şekle getiririz. Ama bize f2 değerini soruyor. O yüzden bu işlemi yapmak yerine x gördüğümüz yere direkt 2 yazıyoruz. Eksi 2 çarpı 2 eksi 1 çarpı 2 eksi 3. Toparlayacak olursak eksi 2 çarpı 1 çarpı eksi 1. Yani cevabımız 2 çıkıyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde yine fonksiyonun grafiği verilmiş. Ve yine arkadaşlar görüyoruz ki x ekseninde kesen noktalar da verilmiş. Ve aynı zamanda bakın buradaki şu 10 yazan noktamız bizim yardımcı olan 3. noktamız. Yani e, kestiği noktalar dışında başka bir noktamız daha verilmiş. O zaman hemen şu yöntemi yapıyoruz. fx eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 denkleminden yardım alıyoruz arkadaşlar. O zaman yerlerine yazalım. fx eşittir a çarpı x eksi eksi 1 dediği için x artı 1 olur. x eksi artı 5 olduğu için eksi 5 olarak kalır. Şimdi burada arkadaşlar y eşittir a x artı 1 çarpı x eksi 5. Ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki 10 noktası ne demek oluyordu arkadaşlar? Şurada yazalım. 0'a 10 noktası. Yani x yerine 0, y yerine 10 yazıyoruz. O zaman yazalım arkadaşlar. x yerine 0, y yerine 10 yazıyoruz. a 0 artı 1 çarpı 0 eksi 5. Toparlayacak olursak 10 eşittir. a çarpı 1 çarpı eksi 5. 10 eşittir eksi 5a yani a eşittir eksi 2'yi buluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada uzun uzun yapmamın sebebi arkadaşlar nasıl bulduğumuzu açık açık göstermek. Tabii ki de siz kısa yoldan direkt burada eksi 5 olduğunu bilip eksi 5a o zaman a eksi 2'dir diyebilirsiniz. yani ee, uzun uzun yapmaya gerek yok. Ee, a a'yı eksi 2 bulduktan sonra arkadaşlar bakın şurada denklemimizi zaten yazmıştık. O zaman a gördüğümüz yere eksi 2 yazıp denklemimizi buluyoruz. fx eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5. Bakın denklemimiz bu. Bize soruda ne diyor? A çarpı B artı C. He, bakın arkadaşlar burada demek ki bu şekilde ax kare artı bx artı c şeklinde yazmamızı istiyor. O zaman bu şekilde yazalım. Eksi 2 parantezinde x kare eksi 4x eksi 5. O zaman eksi 2'yi dağıtırsak eksi x kare artı 8x artı 10 buluruz. Burada a değerimiz eksi 2. A değeri B değeri 8 ve C değeri O. O zaman şu yukarıda yazalım bakalım. A eksi 2 çarpı B artı 8 artı C 10. O zaman cevabımız ne olur? Eksi 16 artı 10'dan eksi 6 olur cevabımız diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar bu soruda bize ne verilmiş? Tepe noktası verilmiş değil mi arkadaşlar? Evet burada tepe noktası verilmiş. O zaman tepe noktamız ne? 3'e eksi 4. Arkadaşlar tepe noktası verilmişse biz hangi denklemden yararlanıyorduk? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k denkleminden yararlanıyorduk. Evet burada tepe noktasına denk gelen r ve k değerlerini yazalım. x eksi 3'ün karesi eksi 4. Neye eşit olacak? fx'e eşit olacak. Yani fx dediğimiz aynı zamanda y idi. y eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 4. Peki burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Bize verilen diğer noktadan yani sıfıra 5 noktasından yararlanarak A'yı buluyorduk. O zaman A'yı bulalım arkadaşlar. Y gördüğümüz yere 5 yazıyoruz. Şöyle devam edelim. Y gördüğümüz yere 5 yazdık. Eşittir. A x gördüğümüz yere de 0 yazarsak. 3, eksi 3'ün karesi yani 9 olur. 9A eksi 4. Eksi 4'ü karşıya atarsak 9 a eşittir 9 a eşittir 1 buluruz arkadaşlar. Demek ki a değerimiz neymiş? 1'miş. O zaman denklemimizi yazalım. f x eşittir a yerine 1 yazarsak x eksi 3'ün karesi eksi 4 olur. Arkadaşlar ister böyle bırakabiliriz İstersek de bunu açıp ax kare artı bx artı c şeklinde yazabiliriz. Açalım x kare eksi 6 x artı 9 eksi 4'ten cevabımız x kare eksi 6 x artı 5 olur arkadaşlar. Devam edelim. Yukarıdaki grafiği verilen y eşittir fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu için f1 değerini bulunuz. Arkadaşlar yine tepe noktası verilmiş ve tepe noktası dışında başka bir nokta daha verilmiş. Yani tepe noktamız arkadaşlar eksi 2'ye 8. Diğer noktamız da 0'a 4. Evet yerlerine yazalım arkadaşlar. Hangi denklemden yararlanacağız? fx eşittir. a çarpı x eksi nin karesi artı k denkleminden yararlanacağız. y eşittir. x eksi Eksi 2 olduğu için artı 2'nin karesi artı 8. R ve K'yi yerlerine yazdım. Şimdi burada şu noktadan yararlanarak ne yapıyoruz? A değerini buluyoruz. X gördüğümüz yere 0, Y gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. X gördüğümüz yere 0 yazarsak 4 artı 8. 8'i karşıya atarsak eksi 4 eşittir 4 A. A'yı eksi 1 buluyoruz arkadaşlar. Demek ki katsayımız neymiş? Eksi 1. O zaman denklemimizi yazalım. Eksi 1 yazmamıza zaten gerek yok. X artı 2'nin karesi artı 8. Ne diyor bize? F1 değerini bulunuz. Bu denklemi açmamıza gerek yok. Çünkü direkt X gördüğümüz yere 1 yazarsak sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. Eksi 9 artı 8'den cevabımız ne? Eksi 1. Evet devam edelim. Parabolünün tepe noktası y eşittir x kare artı m artı 1 x artı m parabolü üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar parabolün tepe noktası bakın iki tane parabol var ve birinin tepe noktası diğerinin üzerinde. O zaman ilk olanın tepe noktasını bulduğumuz değerleri yani x ve y değerlerini ikinci parabolün yerine yazıp m'yi buluyoruz. Peki burada zaten y eşittir x eksi 3'ün karesi artı 4 diyor. Burada zaten buradaki 3 R değeri 4 de K değeri oluyordu. O zaman birinci denklemin tepe değeri ne oluyor? Tepe noktası 3'e 4 oluyor. Arkadaşlar 3'e 4 noktalarını yani x yerine 3, y yerine 4 yazıp ikinci denklemde m değerini buluyoruz. O zaman yerlerine yazalım. Y gördüğümüz yere 4'ü yazdık. 3'ün karesi artı m artı 1 çarpı 3 artı m. 4 eşittir 9 artı 3 m artı 3 artı m. Burada toparlayacak olursak arkadaşlar. Eksi 8 olur 3 ile 9'u toplayıp karşıya atarsak. 4 m olur ve m değerimizi kaç buluruz? Eksi 2 buluruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar sorumuzda M ve N'nin sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Ve parabolünün tepe noktası düzlemin hangi bölgesindedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar M ve N sıfırdan küçük. Şimdi burada şuraya yazmak istiyorum. Y eşittir. 2x eksi m'nin karesi artı n. Şimdi m değerinin kendisi bakın sadece m değerinin kendisi tepe noktasının r'sini veriyor. N değeri de tepe noktasının K'sını veriyor. Peki M negatif, N negatif. Yani eksili bir değer olacak R. K da eksili bir değer olacak. E, koordinat sisteminin hem X'inin hem Y'sinin eksi olduğu nerede arkadaşlar? Mesela örnek veriyorum. Buralarda bir yerde olması lazım. Örneğin eksi 5 desek. Buna da eksi 7 desek. Nerede oluyor arkadaşlar? Üçüncü bölgede oluyor. Yani tepe noktası 3. bölgededir diyoruz. Devam edelim. fx eşittir x kare eksi 3 x artı m parabolünün x ekseninde ayırdığı kirişin uzunluğu 7 birim olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar x ekseninde ayırdığı kiriş derken neyden bahsediyor? Bakalım. Yani örneğin arkadaşlar şöyle bir parabol olsun. Bakın şu iki nokta kestiği iki, x ekseninde kesilen bu iki nokta arasında bir kiriş vardır şurada. Bu kirişin uzunluğuna 7 diyor arkadaşlar. Peki biz şuradaki iki kökümüzü şöyle desek olur mu? Buna a 7 birim uzaklıkta olduğu için buna da a artı 7 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki arkadaşlar Biraz daha denklemler konusuna geri dönelim. Bir denklemde verilen bir denklemde kökler toplamını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Verilen bir denklemde kökler toplamını fx eşiti ax kare artı bx artı c şeklinde verilen bir denklemde kökler toplamını arkadaşlar yani x1 artı x2 kökler toplamını eksi b bölü a yaparak buluyorduk. Peki bu ne işimize yarayacak diye soracaksınız. Şimdi köklerimiz a ve A artı 7 doğru mu? Ben o zaman bana verilen denklemde kökler toplamını bulursam ve bu iki kökü toplayıp ona eşitlersem A'ları bulur muyum? Bulurum. O zaman bulalım arkadaşlar. Denklemimiz zaten verilmiş. X kare eksi 3X artı M. Şimdi kökler toplamını eksi B bölü A demiştik. O zaman eksi eksi 3'ten 3 bölü 1 dersek kökler toplamı 3 mü? Evet. Peki köklerimiz neydi? a artı a artı 7. O zaman kökler toplamı 3'e eşit olacaksa 2a artı 7 eşittir 3. 2a eşittir eksi 4. Ve a değerimiz ne oluyor arkadaşlar? Eksi 2. Demek ki bizim aslında tabi bunu böyle çizdiğime bakmayın. Öylesine çizdim. Burada eksi 2 olamaz. Demek ki bizim köklerimiz eksi 2 ve 7 fazlası 5. Peki arkadaşlar bizde sorudan ne istiyordu? M'yi bulmamızı istiyordu. Peki biz soruda yani bu kökleri bulduysak bu kökleri yerine yazarsak M değerini bulur muyuz? Buluruz. Peki arkadaşlar birini alalım. Mesela eksi 2'yi alalım. Bunu alalım ve denklemimizde yerine yazalım. Şu yukarıdan devam edelim. Denklemimiz neydi? fx eşittir. Tekrar edelim. x kare eksi 3 x artı m. Peki arkadaşlar x'e Eksi 2 yazarken y'ye ne yazacağız? Şimdi x ekseni üzerinde olduğu için eksi 2. E, y'miz de 0 olacak haliyle. Çünkü bu eksi 2 0 noktası. x eksenini kesen nokta. Bu da aslında 5'e 0 noktası. O zaman y gördüğümüz üzere 0. x gördüğümüz üzere eksi 2 yazıyoruz. 0 eşittir. 4 artı 6 artı m. Yani m'yi karşıya atarsak ya da 10'u karşıya atarsak m'yi eksi 10 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada hatırlamamız gereken konu denklemlerde kök bulma, kökler toplamı, kökler çarpımı bunları hatırlayarak bu soruyu yapıyoruz. Devam edelim. Parabolü verilmiştir. Yukarıda bir parabol veriliyor. Ve OB arası eşittir. OA'nın 4, yani 4 ile çarpılmış haline. Yani arkadaşlar O dediği burada 0 galiba. O şeklinde yazmışlar ama 0 noktasını kastediyor. Yani 0'dan O'ya olan mesafe 0'dan A'ya olan mesafenin 4 katı. O zaman biz buraya ee, mesela A diyelim. A dersek bu mesafe 4A olur. Yani burası A ise burası 4A olur. Peki arkadaşlar biz yine kökler toplamından yararlanarak yani mesela şöyle düşünelim. Burası A mesafe ise biz bunun kökünü eksi A diyebilir miyiz? Evet. Bunun köküne de 4A diyebilir miyiz? Evet. Peki arkadaşlar burada kökler toplamına bakalım. 4A artı eksi a'dan kökler toplamı 3a. Peki denklemimizdeki kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a yapıp buluyorduk. Yani 3 bölü 1'den 3 buluyorduk arkadaşlar. O zaman 3a aynı zamanda 3'e eşit olacaksa a değerimiz 1 oluyor. Yani aslında a gördüğümüz yere 1 yazarsak bizim köklerimiz ya da bir farklı değişti x eksenini kesen noktalarımız. Birinci noktamız arkadaşlar a noktası sıfır yanlış yazdık. Evet. A noktamız ne oluyor arkadaşlar? 1 yazarsak A yerine eksi 1'e 0 noktası. B noktası da 4'e 0 noktası oluyor. Bir önceki sorumuzda yaptığımız gibi arkadaşlar verilen denklemde yerine yazarak arkadaşlar neyi bulabiliriz? Bizden istenilenleri bulabiliriz. 3x Artı k eksi 1. Arkadaşlar burada bize f2 değerini soruyor. f2'yi bulabilmemiz için önce k değerini bulmamız lazım. Onda ne yapıyoruz? x gördüğümüz yere ya eksi 1 ya 4 yazıyoruz. y yerine de 0 yazıyoruz. Ben yine eksi 1'i alıyorum. y gördüğümüz yere 0 yazdık. Burası zaten y demekti. x gördüğümüz yere de eksi 1 yazıyoruz. eksi 1'in karesi 1. eksi 3 çarpı eksi 1 artı 3 artı k eksi 1. Toparlayacak olursak arkadaşlar 3 artı k sıfıra eşit. O zaman k değeri ne oluyor? Eksi 3'e eşit olmuş oluyor. Yerlerine yazalım. 2'yi de yazabiliriz. 2'den direkt yazabiliriz arkadaşlar. F2'yi sorduğu için. X gördüğümüz yere 2'yi yazıyoruz. Tabii k değeri yerine de eksi 3 yazmayı unutmuyoruz. 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 Eksi 3 eksi 1 toparlarsak 4 eksi 6 eksi 3 eksi 1 yani eksi 6 cevabımız oluyor arkadaşlar. Demek ki F2 değerimiz neymiş? Eksi 6 Burada arkadaşlar bir daha denklemi tek tek bulmaya çalışmadım. Direkt 2 yazdım arkadaşlar. X yerine buldum ve K değerini de yerine yazdım soruyu yazarken. Evet devam edelim. Evet arkadaşlar yine bakın bakın AB arasını vermiş. Yani kirişin uzunluğunu vermiş. F1 değerini soruyor. Arkadaşlar kirişin uzunluğu 8 ise biz yine önceki sorularda yaptığımız gibi birine A diğerini de o zaman A artı 8 diyebilir miyiz? Aralarında 8 birim olduğu için diyebiliriz. O zaman arkadaşlar yine kökler toplamından yararlanacağız. Fx eşittir. Eksi 3x kare Eksi 12x artı 4m diyoruz. Ve buradan kökler toplamını buluyoruz. 12 bölü eksi 3'ten kökler toplamı ne oluyor? Eksi 4 oluyor arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan. Peki bizim grafiğimizdeki kökler köklerimizin toplamı ne? a artı a artı 8 eşittir. O zaman eksi 4 e eşit olacak. 2a artı 8 eksi 4 ise 2a eşittir. Eksi 12 A eşittir. Eksi 6. Demek ki arkadaşlar A değerimiz eksi 6. O zaman diğer kökümüzde ne olacak? A yerine eksi 6 yazarsak 2 olacak. Demek ki arkadaşlar A noktası ne? Eksi 6'ya 0. B noktası ne? 2'ye 0. Arkadaşlar yine ikisinden birinden yardım alarak bu önce M değerini buluyoruz. Sonra da F1 değerini buluyoruz. Önce M değerimizi bulalım arkadaşlar. X gördüğümüz üzere 2, Y gördüğümüz üzere de 0 yazıyoruz. Bu noktayı alıyoruz ve arkadaşlar götürüyoruz Denklemimizde yerine yazıyoruz. Evet, Y gördüğümüz üzere 0 yazdık eşittir. X gördüğümüz üzere de 2 yazıyoruz. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi eksi 12 çarpı 2 artı 4 mi? Toparlayacak olursak eksi burası karesi. Eksi 12 eksi 24 artı 4m. 36 eşittir 4m. M eşittir 9. M'yi bulduktan sonra arkadaşlar direkt yine önceki soruda yaptığımız gibi F1 değerini yazalım. F1 değerini yazarken arkadaşlar X yerine 1 yazıyoruz. M yerine de 9 yazmayı unutmuyoruz. Evet eksi 3 1'in karesi zaten 1. Eksi 12 çarpı 1 eksi 12. Artı 4 çarpı 9'dan arkadaşlar m yerine 9 yazdık. Kaç oluyor? 36 oluyor. Toparlayacak olursak eksi 3 eksi 12 artı 36 eşittir. Eksi 15 artı 36'dan arkadaşlar ne elde ediyoruz? Eksi 15 artı 36'dan 21'i buluyoruz. Evet devam edelim. Yukarıdaki parabolün denklemi y eşittir x kare artı 4x artı m ve yine bakın arkadaşlar e, uzunluklar vermiş 3 katı olduğunu söylüyor. Bakın biz yine buraya a de, e, şuraya a diyelim daha iyi olur. a dersek arkadaşlar burası ne olur a artı pardon yanlış söyledik şurayı bir silelim. Şimdi kat ilişkisi olduğu için arkadaşlar bu mesafe A ise burası 3A'dır. 3 katıdır. Bize verilen bu. O zaman arkadaşlar biz buraya A dersek buraya da eksi 3A der miyiz? Deriz. Eksi dememizin sebebi negatif tarafta olduğu için. O zaman arkadaşlar yine kökler toplamından yararlanarak eksi 3A Artı a dersek eksi 2a bizim kendi grafiğimizin üzerindeki köklerin toplamı. Peki denklem üzerinde köklerin toplamını bulalım. Eksi b bölü a'dan arkadaşlar eksi 4 bölü 1'den cevap eksi 4 olur. Yani eksi 2a arkadaşlar bu ikisini birleştirecek olursak ne olacak arkadaşlar? Eksi 2a eşittir eksi 4 yani a eşittir 2 buluyoruz. A 2 ise arkadaşlar. O zaman köklerimiz ne olur? A'ya 2 dersek bakın B noktası ve A noktasını yazalım. B noktamız ne olur? 2'ye 0 noktası. A noktası ne olur? A yerine 2 yazarsak eksi 6'ya 0. Arkadaşlar yine ikisinden birini alarak e, denklemimizi buluyoruz. Y eşittir. X kare artı 4X artı M x yerine ben 2 yazacağım y yerine 0 yazacağım b noktasından yararlanarak 0 eşittir 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı m Buradan m değerimizi eksi 12 buluyoruz arkadaşlar. Soru bitmiyor tabii ki de. m değerini bulduktan sonra bizden f1 değerini istiyor. O zaman f1'i buluyoruz. x yerine 1 ve m yerine de eksi, 11, eksi 12 yazmayı unutmuyoruz. x yerine 1 yazıyoruz. İlk 1'in karesi artı 1'dir e, zaten. 4 çarpı 1 4 ve M yerine eksi 12'yi yazıyoruz. 5 eksi 12'den arkadaşlar cevabımız eksi 7. Evet devam edelim. Yukarıda verilen parabolün Tepe noktası 3'e 0 olduğuna göre A artı B artı C ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar tepe noktası verilmiş ve başka bir nokta daha verilmiş. O zaman bakın burada bu şekilde yazmış olabilir ama bizim işimize bu yaramıyor. Bizim işimize ne yarıyor arkadaşlar? fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k denkleminden yararlanarak denklemimizi buluyoruz. Daha sonra a b c'yi bularak toplarız. İlk önce Arkadaşlar yerlerine yazalım. Y eşittir. R gördüğümüz üzere 3. K gördüğümüz yere de 0 yazacağız. X eksi 3 karesi. E, K yerine 0 yazarsak zaten yok olur. Demek ki biz burada arkadaşlar e, bulduk. Y eşittir. A çarpı x eksi 3'ün karesi. Burada arkadaşlar şu verilen. Yardımcı nokta sayesinde yani 0'a 18 noktası sayesinde a değerini buluyoruz. Yani y gördüğümüz yere 18 ve x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. O zaman ne olur arkadaşlar 0 yazarsak -3'ün karesi 9 olur 9a. O zaman a'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Arkadaşlar denklemle yerine yazalım. Şurası x eşittir 2 x 3'ün Karesi yerine yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu açılımını yapmamız lazım çünkü A, B, C'yi bulmak istiyoruz. O zaman açalım. İki parantezinde x kare eksi 6x artı 9 çarparsak 2x kare eksi 12x artı 18. Katsayılarını topluyoruz arkadaşlar. A artı B artı C. 2 artı eksi 12 artı 18. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 8. Evet devam edelim. Yukarıdaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği olan parabol verilmiştir. F4 değeri kaçtır? Evet parabolümüzün denklemini bulalım. Yine tepe değeri verildiği için tepe noktası verildiği için arkadaşlar ne yapıyoruz? fx eşittir a çarpı x, -x eksi karesi artı k denkleminden yararlanıyoruz. Yerlerine yazıyoruz arkadaşlar. fx eşittir a çarpı x eksi 3 karesi artı 2. Niye? Tepe noktamız çünkü 3'e 2 noktası. Evet şimdi e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçüncü nokta yardımıyla yani 0'a 20 noktası. Bakın arkadaşlar burası. 0'a 20 noktasına yararlanarak denklemimizi yapıyoruz. y gördüğümüz yere yani fx gördüğümüz yere 20 yazıyoruz. Eşittir. A çarpı 0 yazarsak x yerine 9a artı 2 olur. Buradan 2'yi karşıya atarsak 18 eşittir 9a. Yani a değeri ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. Peki a'yı yerine yazıyoruz. fx eşittir. a gördüğümüz yere 2'yi yazıyoruz. Şurada buradan buraya yazıyoruz. 2 x eksi 3'ün karesi artı 2. Denklemimizi bulduk. Şimdi denklem bulduktan sonra f4'ü buluyoruz. x gördüğümüz üzere 4 yazarsak 2 parantezinde 4 eksi 3'ün karesi artı 2. Buradan 4 eksi 3 1 gelir. Yani 2 artı 2'den cevabımız 4. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir tane ÖSYM'nin sorduğu 2018 AYT sorusu var. Şimdi çözümü de var ancak biz soruyu çözelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorumuza bakıyoruz. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen e, parabol veriliyor ve 3 tane buna bağlı bir şekilde 3 farklı parabol daha veriliyor. Ve bunların tepe noktaları alanı 16 birim kare olan bir üçgen oluşturuyor. E, buna göre A artı B değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, soru biraz Karışık görünebilir, uzun görün, uzun görünüyor olabilir. Soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce bize orijinden geçen dediği için yani sıfıra sıfır noktasını bu parabol sağlayacak. Yani bu ne demek arkadaşlar? P sıfıra sıfır eşit olmak zorunda. O zaman x'e sıfır, y'ye sıfır yazıyoruz ve buradan a ve b değerleri arasında bir ilişki bulmaya çalışıyoruz. O zaman y gördüğümüz yere sıfır yazdık x gördüğümüz yerde 0 yazarsak eksi a kare eksi a kare yani şöyle eksi b olur. Peki burada ne elde etmiş oluyoruz arkadaşlar? Zaten eksili bir sayının karesi her zaman pozitif olduğu için b'yi karşıya atarsak B eşittir A kare elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu sorularda bu bilgiler boş boşuna verilmiyor. Yani burada üstüne üstü altını çizmiş orijinden geçer diye. Bunun sebebi arkadaşlar birazdan bu demek ki ileride biz A ve B arasında bir ilişki bulacağız. Ve A yerine B'yi B yerine A'yı yazacağız. Orada lazım olacak arkadaşlar. Şimdi biz isterseniz bu 3 e, parabolün tepe noktalarını bulalım. Çünkü neden tepe noktalarını bulup üçgenin alanına ulaşacağız. Tepe noktalarını bulmak için arkadaşlar ilk önce bunların bu parabole bağlı olarak nasıl bir tepe noktaları olduğuna bakıyoruz. Şimdi burada P X, X artı A yaz demiş. Yani X gördüğümüz yere X artı A yazıyoruz. X gördüğümüz yere arkadaşlar X artı A yazarsak A'lar birbirine götürür x kare kalır. Peki yanında b olduğu için artı b eksi b birbirini götüreceği için bu parabolümüz aslında x kare midir? Evet. Şimdi bunlara bakalım. Bunu biraz daha açıklayarak yapalım. Nasıl yaptığımızı anlatalım. Şimdi x gördüğümüz yere x artı a yaz demek bu. O zaman x artı a eksi a'nın karesi eksi b. Bakın x gördüğüm yere yazdım bunu. Eksi b var burada. Bir de ekstra eksi b var. O zaman ne oluştu arkadaşlar? x yine artı eksi birbirini götürdü. ağlarda, x kare. Bu sefer eksi 2b var. Gelelim buna arkadaşlar. Yine bu sefer x gördüğümüz üzere x eksi a yazıyoruz. x eksi a eksi a'nın karesi. Şimdi parabolümüzün kendisinde denklemde eksi b var. Ve yanında yine eksi b var. O zaman ne oluyor? x eksi bu sefer 2a'nın karesi. Eksi 2B. Arkadaşlar birincisinin tepe noktası zaten nedir? Orijinden geçtiği için tepe noktası sıfıra sıfırdır. Çünkü orijinden geçiyor. Yanında herhangi bir sabitlerim yok. İkinciye bakıyoruz arkadaşlar. İkincinin tepe noktasında kısa yoldan şöyle söyleyebiliriz. Şimdi biz şöyle bir şey yazmıştık. Şuraya not diye yazıyorum. X eksi R'nin karesi artı k. Bakın x eksi r'nin karesi. Şimdi x eksi sıfırın karesi diyemez miyiz biz buna? Şöyle gösterelim. Biz buna x eksi sıfırın karesi eksi 2b diyemez miyiz? Diyebiliriz. O zaman tepe noktası ne olur arkadaşlar? Sıfıra eksi 2b olur. Yani burada bakın r burası. K'da Eksi 2 B değeri oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım üçüncüye. Üçüncüde de arkadaşlar bakın burada direkt vermiş zaten. 2 A R değeri. Eksi 2 B de K değeri oluyor. O zaman bunun da ne oluyor arkadaşlar? 2 A'ya eksi 2 B oluyor. Diğerinin neydi onu da unutmayalım. 0'a 0. Bakın bu 3 nokta arkadaşlar bir üçgen belirtiyormuş. İstersek koordinat düzlemi üzerinde bu üçgene bakabiliriz. Arkadaşlar sıfıra sıfır noktası biri. Bakın birincisi bu. İkincisi sıfıra eksi 2b. Yani şurası eksi 2b dersek sıfıra eksi 2b burası. Üçüncüsü de arkadaşlar 2a gibi bir sayıya eksi b. 2b. Peki bu üç noktayı birleştirdiğimizde bir dik üçgen elde ediyor muyuz arkadaşlar? Şöyle. Bir dik üçgen elde ediyoruz. Peki dik üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Burası çarpı burası yani iki dik kenarı çarpıp ikiye bölüyorduk. Burası 2B burası 2A uzunluğunda. O zaman alanı gelin şurada bulalım. Alanımız 2B çarpı 2A bölü 2'dir doğru mu? Bu üçgenimizin alanı. Peki alanı zaten bize 16 dememiş mi? Demiş. Yani bu aynı zamanda arkadaşlar ikileri sadeleştirirsek 2 çarpı A çarpı B neye eşit olacak? 16'ya. Yani. Peki o zaman A çarpı B neye eşit olur? 8'e. Peki geldik. Şuradaki notumuz ne işe yarıyor buna? Arkadaşlar burada B gördüğümüz üzere A kare yazarak tek bilinmeyenli bir denklem haline getiririz. O zaman A çarpı A kare eşittir 8 yazarsak A küp eşittir 8 buluruz. Ve A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 2 buluruz mecburen. A'yı 2 buluruz. Peki A artı B'yi soruyor. A'yı 2 bulduk. E biz A'yı 2 bulduysak B A'nın karesi olduğu için de 4 olur mu? Evet o zaman A artı B ne oluyor? 6 yani cevabımız A. Arkadaşlar karışık soru olabilir. Zaten 2018'de çıkmış bir soru. burada birden fazla konuyu aslında kullandık. Üçgenin alanını kullandık. Tepe noktası bulmayı kullandık. Yani paraboller var. yerine yazmalar var. Üçgenin alanı var. Bunları karıştırdığımızda işte sorularımız bu şekilde geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine bir AYT sorumuz var. Bu sefer 2019 AYT sorumuz var. Buna bakalım. Evet arkadaşlar sorumuz yine uzun bir soru görünüyor. Şimdi bir fonksiyon denklemi verilmiş e, parabol dik koordinat düzleminde eksenlere şekildeki farklı A ve B noktalarında kesmektedir. A ve B noktalarının orijinal uzaklıkları birbirine eşit olup bu önemli arkadaşlar. Neden? E, demek ki A 5 ise B de 5. Şimdi e, burada arkadaşlar birbirine eşit olup ne diyor? X 3 bölü 5 iken bu parabol en küçük değerini almaktadır. Arkadaşlar e, X 3 bölü 5 iken en küçük değerini alıyorsa demek ki tepe noktası aslında en küçük değeri olacağı için buradaki x değeri ne? 3 bölü 5. Peki arkadaşlar en yukarıda x1 ve x2'nin sıfırdan büyük olduğunu ve sırasını göstermiş. Yani x1 x2'den daha küçük. O zaman kökler değil mi bu x1 x2 dedi? Evet. O zaman burası x1 burası da x2 olması gerekiyor mu? Evet. Yani a değerimizin apsisi a noktamızın apsisi kaç? 1. x1 peki bize diyor ki orijinal olan uzaklıkları da birbirine eşittir. O zaman A'nın uzaklığı x1 bir birimse B'nin uzaklığı da x1 bir birim olmayacak mı? Evet. Yani aslında arkadaşlar A noktası x1'e sıfırsa B noktası sıfıra x1'dir. O zaman biz burada arkadaşlar şurada yerlerine yazarsak B noktasını bakın x yerine 0, y yerine x1 yazacağız. Yani fx yerine bakın fx yerine x1, x gördüğümüz yere de 0 yazacağız. Bakalım ne çıkacak? Buraya x1, x gördüğümüz yere de 0 yazarsak arkadaşlar böyle bir sonuç çıkar. Bu da x1 eşittir. x1 çarpı x2 olur. x1'ler birbirine bölünürse ne buluruz arkadaşlar x2'nin değerini? 1 buluruz. Arkadaşlar bize x2'nin x1 oranını soruyor. Bakın x2'yi bulduk. Peki arkadaşlar x2 dediğimiz değer burası 1. Biz tepe noktasının aynı zamanda simetri ekseni olduğunu biliyoruz. Yani şunu söylemiştik. Her iki kestiği noktanın bu noktaya olan uzaklıkları birbirine eşit. Yani tam ortalıyor mu bu ikisini? Evet. Yani köklerin arkadaşlar veya x veya x eksenini kesen noktaların toplamının yarısı bize bu tepe noktasının apsisini yani x eksenindeki değerini verir. O zaman bu 3 bölü 5'e eşit olacak mı? Tekrar ederim arkadaşlar. Bakın ee, uzaklıkları birbirine eşit olacağı için aslında iki kökü toplayıp ikiye böldüğümüzde tepe, de, tepe noktasındaki bu x değerini buluyoruz. Yani 3 bölü 5'e elde etmiş olmamız gerekiyor. E, x1 artı x2 bölü 2 yaparsak ve bu da 3 bölü 5'e eşit olursa e, zaten x2'yi bulmuştuk. Yerine yazarsak arkadaşlar bu şekilde elde ederiz. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz veya işte denklemimizi toparlarsak ne elde ederiz arkadaşlar? 5x1 artı 5 eşittir 6 5x1 eşittir 1. x1 kaç buluruz? 1 bölü 5 buluruz arkadaşlar. Şöyle. 1 bölü 5 buluruz. Peki bizde soruda ne diyordu? x2 bölü x1. O zaman 1 bölü 1 bölü 5'ten cevabımız ne olur? 5 olur. Yani cevap D şıkkı oluyor. Devam edelim arkadaşlar. Çözümü zaten varmış. Evet bir doğru ile bir parabolün durumu. Yani parabolün doğru ile olan ilişkisi. Arkadaşlar bir doğru ile bir parabolün durumunu incelerken arkadaşlar 3 farklı durum vardır. 1- iki noktada kesme, 2- tek noktada kesme yani teğet olma ve 3- hiçbir noktada ortak bir kesişim noktasının olmaması. Arkadaşlar bunu yapmadan önce şu şekilde doğru ve verilen parabolü birbirine eşitleyerek bu denklemi çözeriz. Bu denklemi çözdükten sonra arkadaşlar diskriminanttan yardım alarak 3 e, farklı durum inceleriz. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac idi. Arkadaşlar diskriminanttan yararlanarak ne yapıyoruz? 3 farklı ihtimal çıkıyor. Eğer deltamız sıfırdan büyükse demek ki İki farklı noktada kesişiyor. Doğruyla parabol diyoruz. Zaten iki reel kökü vardı. Diskriminantın büyük olma durumunda. İşte bu iki reel kökte kesiştikleri iki nokta oluyor. Bir diğer durum, ikinci durum ise delta sıfıra eşitse ortak çözüm denkleminin birbirine eşit iki reel kökü olduğunu gösteriyordu. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Bakın tek noktada kesişir anlamına. Bunun adına da biz değme noktası diyoruz. Üçüncü durum ise arkadaşlar delta'nın sıfırdan küçük olduğu dönem durum. Bu da çözüm denkleminde reel kökün olmadığıdır. Yani bir farklı deyişle de parabolle doğrunun kesiştiği hiçbir nokta yoktur demek. Şimdi sorularımıza bakalım. Parabolü ile y eşittir x artı 6 doğrusunun birbirine göre durumlarını inceleyiniz. Arkadaşlar ilk önce x kare eksi 3 x artı 1 parabolü ile x artı 6 parabolünü birbirine eşitliyoruz. Buradan x kare karşı tarafa attık. Eksi 4x karşı tarafa attık. Eksi 5 eşittir 0 denklemini buluyoruz. Arkadaşlar ilk önce çarpanları ayırmaya çalışalım. Eğer kök bulursak zaten bulmuş oluyoruz. Ha bulamazsak delta'dan yardım alabiliriz. Çünkü bize durumunu inceleyin demiş. Arkadaşlar eksi 5'e e, artı 1 şeklinde yazabilir miyiz bunu? Yazabiliriz. x x deriz. O zaman ne olur arkadaşlar? x eksi 5'e x artı 1 yani x 5 noktası ve x eksi 1 noktasında kesişir. Peki y değerlerini bulalım. Y değerlerini bulurken arkadaşlar herhangi birine doğrunun üzerinde de yazabiliriz bunları. x değerlerini yazıyoruz ve y değerini bulmuş oluyoruz. y eşittir x yerine 5 yazarsak 5 artı 6'dan 11. Bakın bu demek ki 5'e 11 noktasında. Bu da arkadaşlar eksi 1'e şimdi x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 6'dan 5 noktasında kesiyormuş. Demek ki bu iki noktada birbirlerini keserler. Evet devam edelim arkadaşlar. Paraboli ile 2x doğrusunun birbirine göre durumu. Yine x, x kare artı 1 eşittir 2x yapıyoruz x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar yine bakın kendiliğinden ayrılıyor. Ama bu sefer arkadaşlar x eksi 1 çarpı x eksi 1 yani tek bir kök buluyoruz. O da x eşittir 1, e, buluyoruz. Tek bir kök. O zaman bu bir x yerine 1 yazdığımızda arkadaşlar y eşittir 2 elde ederiz. Yani hangi noktada kesişiyor? 1'e 2 noktasında birbirlerini kesiyorlar arkadaşlar. Yani T aslında değme noktası bu. Tek bir noktada kesişiyorlar. Evet devam edelim. Paraboli ile y eşittir x artı m doğrusu kesişmediğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri arkadaşlar. Kesişmediğine göre diyorsa buyurun yapalım. x kare artı 3x eksi 1 eşittir x artı m diyoruz. Ve karşı tarafa atıyoruz. Eksi x artı 3 x. x'i karşıya attık. Eksi 1 eksi m eşittir 0. x kare artı 2 x. Eksi m eksi 1 eşittir 0. Şimdi kesişmediğine göre demek ki delta'yı 0'dan küçük bulmamız gerekiyor. Delta'mız neydi? b kare eksi 4 ac idi. O zaman b kare yerine evet 4 eksi... 4 çarpı bakın A1'de C değeri de eksi M eksi 1. O zaman bunu toparlayacak olursak arkadaşlar ne olacak? Bu değerimiz 4 artı 4 M artı 4 yani ne? 8 artı 4 M oluyor. Arkadaşlar bakın burada bu değer ne istiyoruz? Sıfırdan. Küçük olmasını istiyoruz, doğru mu? Bu değerin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz, delta'nın sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. O zaman 8 artı 4m küçüktür sıfır dersek, 4m küçüktür eksi 8, m küçüktür eksi 2. O zaman m değerimiz en büyük değeri tam sayı değeri ne olur? Eksi 3 olur. Devam edelim arkadaşlar. Parabolün x artı y eşittir işte, x dört doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Bakalım. Evet arkadaşlar, parabolün şimdi e, doğrusuna en yakın noktayı bulmak için arkadaşlar, e, bu demek ki parabolün şöyle mesela parabolümüzü çizecek olursak, atıyorum şöyle bir parabol tahmini çizdik. E, şu da arkadaşlar x artı y eksi eşittir eksi 4 doğrusu bu böyle zaten şimdi şunu daha güzel çizecek olursak arkadaşlar bir silelim burayı şimdi şu anlama geliyor şöyle taslak olarak yapacak olursak arkadaşlar mesela şöyle bir parabol var ve bu parabolde arkadaşlar x artı y eşittir eksi 4 nasıl çizeriz yani mesela x'e 0 verdiğimizde y eksi 4 olur Y'ye 0 verdiğimizde x e eksi 4 olur. Eksi 4 e eksi 4 doğrusu aslında. Yani bu parabolümüzün dışında kalıyor arkadaşlar. Ha dışında kaldığını parabol çizerek de yapabiliriz. Delta olarak da bulabiliriz. Delta'dan yararlanarak da bulabiliriz. Şimdi bu doğruya en yakın noktayı bulmak için arkadaşlar. Demek ki ben e, bu parabole teğet olan değme noktası bulunan bir doğru çizersem en yakın noktayı bulmuş olur muyum? Olurum. Peki biz... E, bu parabole teğet olan doğruyu bulmak için ne yapacağız? Şimdi en yakın noktayı bulmak için buna paralel bir doğru çizmemiz gerekir. Hem de aynı zamanda parabole teğet olması gerekir. Şimdi bunlar bu, bu iki doğru birbirine paralel olacağı için bu doğrunun eğimi yani bize verilen doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğimi birbirine eşit olması lazım. Peki bize verilen doğrumuz neydi? X artı Y Eksi 4. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? X'i karşıya atarsak eksi x eksi 4'ten Bakın x'in katsayısı eksi 1 eğimimiz oluyor. Demek ki arkadaşlar eğimi eksi 1 olan bir doğru arıyorum. Yani ne demek bu eğimi eksi 1 olan? Şimdi y eşittir mx artı n dediğimizde o zaman m yerine eksi 1 eksi x artı n gibi bir doğru var. Ve elimizde nasıl bir parabol var arkadaşlar? x kare eksi 3x bir parabol var. O zaman biz bu ikisini Şimdi birbirine teğet oldukları için biz bu ikisini arkadaşlar delta eşittir sıfır şeklinde söyleyebilir miyiz? Çünkü delta'yı sıfır alırsak ancak teğet olabilir. O zaman x kare eksi 3x ile eksi x artı n'i ortak çözüm yaparsak ve bunun deltasını sıfır eşit dersek biz n değerini buluruz. Ve böylelikle doğrunun kendisini bulmuş oluruz teğet doğruyu. Yapalım x kare Eksi x karşı yatarsak eksi 2x. N'yi karşı yatarsak eksi n eşittir 0. Delta neydi? B kare eksi 4ac. B kare yani 4. Eksi 4ac derken eksi n çarpacağız. Bunu 0 eşit olmasını istiyorum ben. O zaman 4 artı 4 n eşittir 0 ise n değerimiz ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 oluyor. Demek ki bizim doğrumuzun yani teğet olan doğrumuz neymiş? Eksi x eksi 1'miş. Evet. Doğrumuzu teğet olan doğrumuzu bulduk. Şimdi arkadaşlar ne gördüğümüz yere bakın ortak çözüm ne gördüğümüz yere yazdık ve doğruyu bulduk. Doğrumuzu bulduk. E, parabolümüzü biliyorduk. Peki arkadaşlar şimdi e, biz burada e, şimdi bu noktamızı bulmak için hani ikisinin çözümünü yaptıktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? E, X'i ve x x'e e bağlı y noktasını buluyorduk, değil mi? Bu noktayı bulmamız için zaten bize en yakın nokta burası ya bu parabole şey bu doğruya en yakın nokta burası. Bu noktanın e, değerlerini, değme noktasını yani bulursak koordinatlarını toplayıp cevabımızı buluruz arkadaşlar. Şimdi bakın şurada ortak çözümü yapılmıştı. Biz bu ortak çözümde kökleri bularak arkadaşlar ne yerine eksi bir yazarsak bu olur. Bunun köklerini bulursak x'i kestiği noktaya x'in e, değme noktasındaki x değerini bulur muyuz? Buluruz. Bu da arkadaşlar o e, tek bir kök vardır. Bu da x eşittir 1'dir e, arkadaşlar. Demek ki x'i 1 noktasında kesiyormuş. Peki gelelim bu 1'i doğru da yerine yazalım. y eşittir eksi 1. Bir. Eksi 1'den y'yi de eksi 2 noktasında kesiyor muymuş? Evet yani 1'e eksi 2 noktasında arkadaşlar kesişiyor. Nasıl bulduk? Niye burada kök bulduk? Çünkü değme noktası ikisinin ortak noktasını buluyoruz. O yüzden ilk önce ortak çözüm yapmıştık. Ortak çözüm üzerinden de kökü bulduk x değerini. x'e bağlı y değerini bulduk ve bu noktada ne diyoruz? Bu noktada değme noktasıdır diyoruz. E zaten değme noktası yani parabolle bizim değme noktası oluşturacak o hayali çizdiğimiz doğrunun en yakın nokta olduğunu biliyoruz değme noktasının. Koordinatları toplamı ne? 1 artı eksi 2'den eksi 1 buluyoruz cevabımızı. Devam edelim arkadaşlar. Parabolüne orijinden çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre K'nın alabileceği değerleri bulunuz. Arkadaşlar parabolüne orijinden çizilen teğetler dediğine göre ne yapacağız bakalım. Ortak çözüm yapalım. Peki neyle ortak çözüm yapacağız arkadaşlar? Şimdi orijinden çizilen teğetler dediği için arkadaşlar demek ki delta'yı sıfır arayacağız. Öyle bir e, doğru çizeceğiz ki arkadaşlar, e, öyle bir doğru alalım ki e, teğetler birbirine dik ve e, delta'mız sıfır olsun arkadaşlar. Şimdi orijinden geçti dediği için arkadaşlar doğrumuzu şöyle mx şeklinde alabiliriz. O zaman arkadaşlar burada bu parabolle mx doğrularına ortak çözüm yapıyoruz. Ortak çözüm yaparsak arkadaşlar x kare eksi kx artı 4 eşittir mx. mx'i karşıya atarsak x kare eksi kx eksi mx artı 4 eşittir 0. Deltamız b kare eksi 4 ac idi. Delta eşittir b kare. Bakın x katsayısını alırsak Eksi k eksi m'nin karesi eksi 4 ac yani eksi 16 olur. Bu da sıfır eşit olması gerekir. Arkadaşlar toparlayacak olursak k artı m de diyebiliriz buna. k artı m'nin karesi 16'ya eşit olur. Yani k artı m çarpı k artı m değerleri 16'ya eşit olmak zorunda. Evet arkadaşlar bunu da arkadaşlar K artı M1 bakın 4 veya eksi 4 şeklinde yazılabilir veya tam tersi. O yüzden köklerini arkadaşlar ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Yani buradan arkadaşlar köklerimiz ne olur? M1 değerimiz 4 eksi K. M2 değerimiz de eksi 4 eksi K olur. Şimdi bu kökler çarpımı eksi 1 olacağı için arkadaşlar M1 çarpı M2 eksi 1 e eşit olacağı için 4 eksi K ile eksi 4 eksi K'nın çarpımı 1'e eşit olmak zorunda. Eksi 1. Ee, buradan arkadaşlar çarparsak eğer ne elde ederiz? K'nın karesi eksi 16'yı neye eşit olmuş olarak buluruz arkadaşlar? Eksi 1'e. Karşıya atarsak K kareyi kaç buluruz Arkadaşlar. 15 buluruz. O zaman k'nın alacağı değerler ne olur arkadaşlar? K'nın alacağı değerler kök içine alırsak bunu kök 15 olur. Yani k değeri arkadaşlar artı eksi kök 15 değerini alır. Devam edelim. K pozitif bir gerçek, gerçel sayı olmak üzere parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre K'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır? x eksenini iki farklı noktada kesiyorsa deltamız ne olacak? Büyük olacak sıfırdan. Evet K pozitif gerçek sayı x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre x eksenini diyor arkadaşlar. 3x kare artı 5K 3X artı 12. Evet deltasına bakalım arkadaşlar. X eksenini dediği için arkadaşlar burada başka bir doğru yok. 2 noktada yani X eksenini kabul ediyoruz. Direkt X'in kendisi olduğu için e bu da zaten ne oluyor? Y eşittir 0 olduğu için arkadaşlar. Hani direkt X e, yani Y eşittir 0 e, doğrusu olduğu için direkt bunu 0'a eşitlenmiş hali oluyor. Burada arkadaşlar delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Delta'yı bulalım. 5K eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 12 arkadaşlar. Bu ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan şöyle sıfırdan büyük olacak. Toparlayacak olursak arkadaşlar 25 k kare eksi 30 k artı 9 eksi 144 büyüktür 0. 25 k kare 30 k eksi 130 5. Evet arkadaşlar şimdi buradan yola çıkarak büyüktür 0 diyelim. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın her taraf 5'e bölünebiliyor. Her tarafı 5'e bölersek 5k kare eksi 6k eksi 27 büyüktür 0. Burayı 9, 3, eksi artı. Burayı da 5k ve k şeklinde ayırırsak köklerimiz ne olur? 5k eksi 9, k eksi 3. Yani 9 bölü 5 ve 3 olur. Tabii bu büyük sıfır olduğu için arkadaşlar eşitsizlik yapabiliriz. Artı 3'e 9 bölü 5 köklerimiz. Ne olacak? Artı eksi artı olacak. Herhangi bir kuralı bozan yok. Ve bize K'nın en küçük tam sayı değeri dediği için arkadaşlar bir saniye burası artı 3 olduğu için eksi 3 olacak. Bize şimdi şuraya da bakalım bir saniye. Ee, arkadaşlar bir saniye. Şurayı düzeltelim. Şurada ters yazdık. Şuraları düzeltelim arkadaşlar. Yanlışlık olmasın. Evet arkadaşlar burada köklerimize bakalım. 9'a 3 olacak. Şimdi çarpıp topladığımızda burası eksi, burası artı olacak. Yani 5K artı 9 k eksi 3 olur. Buradan da 3'e eksi 9 bölü 5 gelir köklerimiz. Şimdi yazalım arkadaşlar. Şöyle burası 3 burası da eksi 9 bölü 5. Artı eksi artı kuralı bozan yok. E, ee, K'nın en küçük tam sayı değeri diye sorduğu için ve K değerine pozitif gerçel sayı dediği için arkadaşlar. Şimdi büyük olanları aldığımız için bir kere şuralara bakmamız lazım. Ama buralarda bu tarafa bakamıyoruz. Çünkü pozitif gerçel sayı diyor. O zaman diyeceğiz ki K sıfırdan büyük olduğu için hangi aralığı almamız lazım arkadaşlar? 3'ten sonrasında. O zaman K neye eşit olacak? 4'e eşit olacak. En küçük tam sayı değeri 4'tür. Devam edelim arkadaşlar. K büyüklüğü sıfır olmak üzere y eşittir x kare artı kx artı bir parabolü y eşittir 2x eksi 3 doğrusuna teğet olduğuna göre değme noktasını bulmuş. Teğet olduğuna göre dediği için arkadaşlar ne yapıyoruz delta'mız sıfır eşit oluyor. O zaman x kare artı kx artı 1 eşittir 2x eksi 3 ortak çözümünü yaparsak x kare artı kx Eksi 2 x artı 1 artı 3 eşittir 0 deriz. x kare artı k eksi 2 parantezinde artı 4 eşittir 0. Deltamız 0 eşit olacak. Delta neydi? b kare eksi 4 ac yani k eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı 4'ten bu neye eşit olacak arkadaşlar? Delta 0 eşit olacak. Açalım arkadaşlar. k kare Eksi 4K artı 4 eksi 16 eşittir 0. K kare eksi 4K eksi 12 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu alalım ve şuradan devam edelim. Ee, ne diyor bize? Dm noktasını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar önce bakalım neler yapabiliriz. K değerimizi bulabiliriz. K değerimizi arkadaşlar k kare eksi 4K eksi 12 yukarıya taşıdık. Bu sıfıra eşit olacaktı. Deltamız çünkü sıfıra eşitti. Eksi 6 ve artı 2 yazarsak arkadaşlar k değerimizi ne buluruz? 6'ya eksi 2 buluruz. Ancak bize k sıfırdan büyük dediği için k değeri 6 olmak zorundadır. O zaman k değerini yerine yazıyoruz ve değme noktasını e, buluyoruz arkadaşlar. Şimdi k yerine 6'yı yazarsak ne oluyor bakalım. K yerine 6'yı yazalım. Y eşittir x kare artı 6x artı 1. Arkadaşlar şurada da K yerine şu denklemde aslında yazsak daha doğru olur. Çünkü burada işlemimizi uzatmamıza gerek yok. Zaten ortak çözümünü arkadaşlar şurada yapmıştık. Bakın ortak çözümü burada. Ortak çözümde K yerine 6'yı yazıyoruz. X kare artı 4x artı 4 eşittir 0. Burada arkadaşlar köklerimizde bularak x değerini buluyoruz ve x'e bağlı y'yi bulduktan sonra dm noktasını buluyoruz. Zaten dm noktası dediği için tek kök bulabilmemiz lazım. Bu da artı 2 e, artı 2 yazarsak ne olur arkadaşlar x değerimiz eksi 2 olur. Peki x ne yapıyoruz x bulduğumuz değeri doğru da yerine yazıyoruz arkadaşlar. Bakın doğru da yerine yazarım. Eksi 2'yi yazarsak Y'yi kaç buluruz? Eksi 4 artı 3'ten eksi 7 buluruz. Yani de kaç oldu? Eksi 7. O zaman DM noktamız kaç çıkıyor arkadaşlar? Eksi 2'ye eksi 7 çıkıyor. Evet. Evet. Yine bir ÖSYM sorusu. 2011 LYS sorusu. E, parabol ve doğru arasında kalan sınırlı bölgenin e, sınırları üzerindeki x, y noktaları için x kare artı y kare değeri kaçtır diye soruyor. Ortak çözüm yapıyoruz. x kare eşittir 2 eksi x. x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Artı 2 eksi 1 x x dersek x köklerimiz eksi 2'ye artı 1 olur arkadaşlar. Şimdi burada e, en büyük değeri dediği için arkadaşlar e, bakalım eksi 2'yi e, alalım. Eksi 2'yi koyalım önce arkadaşlar. X eksi 2 y de 1. Şey x eksi 2 diğer X'imizde e, x'imiz de artı 1. X gördüğümüz üzere y de arkadaşlar ne yapıyoruz? E, eksi 2 yazıyoruz. 2 eksi eksi 2'den y 4 e çıkıyor arkadaşlar. Bir noktamız eksi 2 4. Diğer noktamız da arkadaşlar y eşittir 2 eksi 1'den 1. Bir. Yani y 1 x 1 noktası. Bize x kare artı y kare ifadesini alabileceği en büyük değeri soruyor. Arkadaşlar x kare artı y kareyi her ikisi için de yapıyoruz. Eksi 2'nin karesi artı 4'ün karesi mi daha büyüktür? 1'in karesi artı 1'in karesi mi daha büyüktür? Tabii ki de bu daha büyüktür. Yani cevabımız 20. Devam edelim. Paraboli ile doğrusunun kesişim noktalarının koordinatları toplamı kaçtır? Evet. Önce kesiştirelim bakalım. x kare eksi 1 eşittir. 2x artı 7 karşı yatarsak x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Buradan arkadaşlar eksi 4 artı 2 x x diye ayırırsak. Bakın arkadaşlar iki tane farklı kök bulabiliriz. X gördüğümüz üzere 4 ve X gördüğümüz üzere eksi 2 yazarak Y değerlerini buluyoruz. Doğru üzerinde. Y eşittir. 2 çarpı 4 artı 7 dersek 15 buluruz. Y eşittir. Eksi 2 çarpı 2 artı 7 dersek 3 buluruz. Yani 4'e 15 noktası ve eksi 2'ye 3 noktasını buluruz. Ordinatları toplamı dediği için 15 ile 3'ü topluyoruz. Bu da 18 oluyor. Devam edelim. Parabolü x eksenine teğet olduğuna göre a kaçtır? x eksenine teğet arkadaşlar x eksenin dediği için y eşittir 0 oluyor. Yani direkt aslında ax kare eksi 4x artı 2 0 eşit olmuş oluyor. Ve biz bu denklem üzerinde delta'nın t dediği için deltanın sıfır olduğu duruma bakacağız. Yani delta sıfır eşit olacak. Demek ki b kare eksi 4 a c sıfır eşit olacak. Yani 16 eksi 8 a eşittir. Sıfırsa a'mızı kaç buluyoruz arkadaşlar? Eksi 8 a eşittir. Eksi 16 yapalım. a'mızı 2 buluyoruz. Devam ediyoruz. Evet parabolün grafiğinin x eksenini kestiği noktalar arası uzaklık kaç birimdir? x eksenini kestiği noktalar. Yine bir x ekseni var. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? x eksenine göre bakıyoruz arkadaşlar. Zaten x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 yapacağız. X eksenini kestiği noktalar arası uzaklık dediği için arkadaşlar e, büyük ihtimalle delta büyüktür sıfır olacak. Yine de bakalım arkadaşlar delta B kare eksi 4 A Bakalım deltamız sıfırdan büyük mü küçük mü? 16 eksi 8 evet deltamız sıfırdan büyük çıkıyor arkadaşlar. Demek ki iki farklı kök vardır. Şimdi kökü nasıl buluyoruz arkadaşlar? Delta'mızı zaten hazırda bulduk. Delta'mız neye eşit? 8'e eşit. Şimdi delta yardımıyla kökleri nasıl buluyorduk x1 ve x2 köklerini arkadaşlar? eksi b artı eksi kök içinde delta bölü 2a yapıyorduk. O zaman yazalım. Eksi b yani 4 artı eksi kök içinde 8 bölü 2. Şimdi burada 4 artı eksi 2 kök 2 bölü 2 dersek köklerimiz ne olur sadeleştirirsek arkadaşlar? 2 artı eksi kök 2 olur. Yani arkadaşlar bir tanesi 2 artı kök 2 diğeri de 2 eksi kök 2 olur arkadaşlar. Şimdi burada e, kes, e, x eksenini kestiği noktalar bunlarsa bu ikisi arasındaki uzaklığı x2'den x1 çıkararak buluyorduk. Bunu da yaparsak arkadaşlar veya x1'den x2'yi çıkararak buluyoruz. Fark etmiyor. Çıkarmayı yaptığımızda cevap 2 kök 2 oluyor. Evet. Şimdiki sorumuza bakalım. Parabol ile doğrunun kesiştikleri noktaların koordinatlarını bulunuz. Evet. x kare eksi 2x önce eşitliyoruz. Eksi x artı 6 x kare eksi 2 x artı x eksi 6 eşittir 0. Buradan x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. Bunu da eksi 3 artı 2 diye ayırırsak arkadaşlar x değerimiz 3 veya x değerimiz eksi 2 olur. O zaman x gördüğümüz yere e, doğrunun denkleminde 3 yazalım önce eksi 3 artı 6'dan 3 gelir y değeri. Diğerini de bulalım. Eksi eksi 2'den artı 2 artı 6'dan 8 gelir. O zaman koordinatlarımız neler? X 3'e y 3 ve x eksi 2'ye y 8 buluruz koordinatlarımızı. Arkadaşlar devam edelim. İkinci dereceden denklem ve fonksiyonlarla modellenebilen problemler. Evet arkadaşlar genelde karşımıza bu problem türlerinde en fazla nedir en az değeri nedir gibi sorular gelir genelde alan soruları gelir bunun sebebini birazdan soru çözdükçe daha iyi anlayacaksınız şimdi ilk sorumuza bakalım bir çiftçinin bir kenarı dereye bitişik olan arazisinin bir kısmında mandalina üretimi yapacaktır bu çiftçi mandalina üretimi için arazisi üzerinde 200 metre uzunluğunda bir çift kullanarak en büyük alana sahip dikdörtgen biçiminde bahçe oluşturacaktır bize sorular ne soruyor en büyük alanda bahçenin kenar uzunlukları ve alanını bulunuz diyor. Şimdi sorumuza bakalım. Ee, bir bahçemiz var ve bu bahçenin üç kenarı verilmiş aslında. Bir kenarı çünkü dereye bakıyor. Peki çit kullandığı zaman 200 metre uzunluğunda çit kullanıyorsa, ben burada kısa kenarlarına a uzunluklarını versem, uzun kenarı 200 eksi 2a olmaz mı? Olur. O zaman biz alanı nasıl buluruz? A ile 200 eksi a'yı 200 eksi 2 a'yı çarparak buluruz. Bu da 200 a eksi 2 a, 2 a kare olur. O zaman aslında biz şu anda ne elde etmiş olduk alanı bularak? Bir parabol denklemi elde etmiş olduk. Peki parabolde en büyük dediği zaman biz ne yapıyorduk? Tepe noktasını buluyorduk değil mi? Tepe noktası. Tepe noktasındaki bu k değeri bize en büyük değeri gösteriyordu. O zaman biz önce r değerini Sonra da K değerini bularak bahçenin alanını bulabiliriz. Ee, bakın burada R değeri dediğimiz değeri bulmak için ne yapıyoruz? Eksi B bölü 2A yapıyoruz. O zaman eksi 200 bölü A'nın katsayısı olan B oluyordu. Ee, eksi 200 bölü eksi 4'ten 50 buluyorduk R'yi. Peki R dediğimiz değer zaten şimdi parabolü düşünelim şurada ufak. R dediğimiz değer x ekseni üzerindeki yani x'in noktası olmuyor mu? x'in noktası oluyor. Yani şöyle düşünelim. Bu verilen denklemde bakın şu denklemdeki bu a değeri aslında bizim R'mize eşit oluyor. Çünkü x noktası yerine onu yazmış olmamız gerekmiyor mu? Evet. Yani R'yi biz 50 bulduğumuz için aslında bu dikdörtgenin kısa kenarını kaç buluyoruz? 50 buluyoruz arkadaşlar. Kısa kenarı 50. 50 metre. Peki uzun kenarını bulmak için ne yapacağız? 200 eksi 2 a dediği için 2 çarpı 50 yani 200 eksi 100'den 100 metre. Demek ki uzun kenarı kaçmış? 100 metreymiş. E şimdi bize kenar uzunluklarını soruyordu bahçenin. O zaman kenar uzunlukları 50'ye 100 metre. Kenar uzunlukları. Peki en büyük alanlı değerini biz zaten R değerini bularak e, buluyorduk. Şimdi burada ister R gördüğümüz yani A gördüğümüz yere. Şuralara A yazalım. Düzeltelim. E, A gördüğümüz yere R değerini yazarsak alanı bulabiliriz. Ancak sayılar çok büyük olduğu için bunu yapmak yerine zaten kenar uzunluklarını bulduk. Alanı bulurken kısa kenar ve uzun kenarı çarptığımız için kısa kenar ve uzun kenarı çarparız. Yani 5000 metrekare alanı bulmuş oluruz arkadaşlar uzun yoldan nasıl yaparız şu gördüğümüz altını çizdiğim denklemde a gördüğümüz yere bulduğumuz bu değeri 50 yazarak da bulabiliriz ee, ama bu çok uzun bir yol olur çok iyi e, sıfırlı çok işlemli bir yol olur bunu yapmak yerine şu şekilde kenar uzunluklarını bulduktan sonra yapabiliriz ee, bu şekilde diyoruz devam edelim Bir manav kilosunu x tl'ye aldığımızın kilosunu y tl'ye satmaktadır. Bakın iki bilinmeyen var ortada ve bunlar arasında bir bağıntı verilmiş. Ve bu bağıntıya baktığınızda arkadaşlar ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem görüyoruz. Yani bir parabol denklemi aslında bu. O zaman devam edelim soruya. x ile y arasında y eşittir eksi x kare artı 5x artı 3 bağıntısı olduğuna göre bu manavın 1 kilogram muzun satışından elde edebileceği kar en fazla kaçtır? Bakın yine en fazla değeri soruyor. Ancak bu sefer kar diyor. Şimdi kar dediğimiz olay ne demekti? Kar dediğimiz olay satışla alış arasındaki farktı. Peki en yukarıda bize satışa kaç TL diyor? Y TL. Alışa kaç diyor? X TL. O zaman Y eksi X değeri bize kar ifadesini vermez mi? Verir. Şu kalemin ucunu inceltelim. O zaman arkadaşlar biz zaten y değerini biliyoruz. Kaç? Eksi x kare artı 5x artı 3. Y değeri bu. E x değeri de x. O zaman karın biz fonksiyonunu oluşturacak olursak. Yani kar e, fonksiyonu gibi düşünelim. Karı ifade eden bağıntıyı yazacak olursak. Y'den x'i çıkarıyoruz. x'in kendisini. Ne elde ediyoruz arkadaşlar? Eksi x kare artı 4x artı 3. Evet arkadaşlar bu bizim kar bağıntımız. Yani karı bulurken kullanacağımız denklemi bulmuş olduk. Ve bu denkleme baktığımızda yine ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem görüyoruz. Ve bu da ne oluyor aslında? Parabolü bize hatırlatıyor. Yine parabolü bulurken en fazla değer sorulduğunda ne yapıyorduk? Tepe noktası buluyorduk. Yani R virgül K noktasını buluyorduk arkadaşlar. O zaman R'yi bulurken ne yapıyorduk şimdi bu denklemle ilgili? Bu denklemi alalım, yukarıya taşıyalım ve sorumuza devam edelim. Fx eşittir x kare eksi x kare artı 4x artı 3. Evet, r'yi bulurken ne yapıyorduk? Eksi b bölü 2a yapıyorduk. Yani eksi 4 bölü eksi 2'den r'yi kaç buluyoruz arkadaşlar? 2. Şimdi bu iki değeri arkadaşlar x değeri oluyor. Yani x gördüğümüz yere yazacağımız değer oluyor. O zaman R, x gördüğümüz yere 2 yazarsak yani r'yi yazarsak Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 3. Yani eksi 4 artı 8 artı 3. Buradan ne elde ediyoruz? 7. Demek ki bakın bu bulduğumuz 7 ne? 1 kilogram muzdan elde edilecek en fazla kar değeri. Neden? Çünkü zaten kar fonksiyonunu yazdığımızda en fazla değeri bulmak için k Tepe noktasındaki o k değerini bulmamız lazımdı. Onda 7 bulduğumuz için 7 TL en fazla değeridir diyoruz. Devam edelim. Çevresi 120 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanı en çok kaç metredir? Ark metre karedir. Arkadaşlar şimdi e, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerde genelde sorular bu tarz gelir. Yani e, çevre verilir alan istenir. İşte bir kısmı verilip alan sorulur. En fazla alanı kaçtır? En az kaçtır? E, bu tarz sorular sorulur. Çünkü alan dediğimizde iki kenarı çarpıyoruz. Ve bize burada genelde çevre uzunluğu verildiğinde hep iki yani ikinci bir tek bilinmeyen olur ve hep ikinci dereceden denklemler çıkar. Bakın üçüncü soruyu çözüyoruz bu konuyla ilgili. Ve her birinde aynı şeyi yapıyoruz aslında. Şimdi bize çevresi soruya bakacak olursak bize çevresi 120 metre olan çevre uzunluğu 120 metre olan bir dikdörtgen şeklinde tarla alanı soruluyor. Biz yine kısa kenarlara a a dersek şimdi o zaman diğer kenarlar şöyle olmayacak mı? 120 2 a bölü 2 çünkü iki kenar olduğu için. Yani 60 eksi a 60 eksi a dersek bakın kenarları topladığınızda 120 elde eder miyiz? Ederiz. O zaman kenar uzunlukları böyle olacak. Peki bu şekilde verilen bir dikdörtgenin alanı nasıl ifade ederiz? Kısa kenar çarpı uzun kenar yaparız. Yani ne olur? 60 a eksi a kare olur. Bakın yine a kare gördüğü, gördük yani a gördüğümüz için ne diyeceğiz? Bu bir parabol denklemidir. Çünkü ikinci dereceden bir bilinmeyenli yani bir denklem var. Şimdi bunun o zaman yine en çok değerini sorduğu için Tepe noktasını bulmamız lazım. Tepe noktasındaki o k değerini bulduğumuzda da sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. O zaman yazalım r değerini eksi b bölü 2a yaparak buluyorduk. Eksi 60 bölü eksi 2 demiyoruz, eksi olduğu için yani eksi 2 yazarsak 30 elde ediyoruz r değerini. Şimdi a gördüğümüz yere r de bulduğumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Çünkü bakın burada aslında Şöyle e, yukarıya taşıyalım bunu. Buradaki a değeri aslında bize r değerini yaz diyor. Çünkü x ekseni üzerindeki nokta bu. O zaman yerine yazıyoruz. Kaç yazıyoruz a yerine? 30. Yazalım bakalım. 60 çarpı 30 eksi 30'un karesi. Şimdi ben bunu uzun uzun çarpmak istemiyorum. Şöyle ayrı ayrı 30 çarpı 30 diye yazıyorum. Neden? Çünkü boş boşuna orada işlemleri çarpıp toplayıp çıkarıp işlem yapmama gerek yok. Çarpanları ayırma konusunda ortak çarpan parantezini almayı biliyoruz zaten. O zaman burada da aynı şeyi yapabiliriz. Mesela burada ortak ne görüyoruz biz? 30. O zaman şöyle yazsak 30 parantezinde 60-30 yazdığımızda bakın direkt 30 çarpı 30 çıkıyor. Bu da ne oluyor? 900. Demek ki en çok kaç metrekare olabilirmiş? 900 metrekare olabilirmiş. Evet, devam edelim. Yukarıdaki şekilde mavi boyalı dikdörtgenlerin alanları toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada 4 farklı dikdörtgen verilmiş ve bu dikdörtgenlerin şu kenarlarının bakın şu çizdiğim kenarlarının uzunlukları parabolün hep parabolün üzerinde bir noktaya denk geliyor. Yani biz burada bu uzunlukları bulmak için x ekseni üzerinde verilen şu 1, 2, 3 ve 4 değerlerini parabol denkleminin üzerinde yazarak bu çizdiğim uzunlukları buluyoruz arkadaşlar. O zaman yazalım. x gördüğümüz yere önce 1 yazıyoruz. y'yi 2 bulduk. Demek ki bakın şu en küçük dikdörtgenin şu uzunluğu kaç? 2'ymiş. Gidelim Diğer dikdörtgeni bulmak için yazalım. Y eşittir. Bu sefer 2 yazıyoruz. 2 çarpı 2'nin karesi yani 8. Demek ki şu uzunluk 8'miş. Bu sefer 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3'ün karesi eşittir. 18 olur. Demek ki bu uzunluk arkadaşlar 18'miş. Ve sonuncusuna bakıyoruz. Bakın bunlar farklı. Şu her bir dikdörtgenin y değerlerini buluyoruz. Yani uzun kenarlarını buluyoruz. Yazdığımızda arkadaşlar bu sefer 4'ü 32 buluyoruz. Demek ki burası da kaçmış? 32'ymiş. Şimdi elimde 4 tane dikdörtgen var. Bunların bakın şöyle. Biri 1'e 2. Biri 1'e 8. Diğeri 1'e 18. Ve 1'e 32 değerleri. Yani aslında her birinin alanı ne oluyor? 1 kere 2'den 2. 1 kere 8'den 8. 1 kere 18'den 18 ve bir kere 32'den 32 değerleri oluyor. E Dikdörtgenlerin alanları toplamını bulmak için ne yaparız? Bunların hepsini toplarız. O zaman ne elde ederiz arkadaşlar? 10 28 2 daha 40, şey 28 2 daha 30. 30 daha ne elde ederiz? 60. Demek ki alanları toplam kaçmış? 60'mış. Devam edelim arkadaşlar. Bilgisayar parçası üreten bir firmanın aylık kar miktarı şu şekilde bağıntıyla modelleniyor. Bu e, burada x üretilen bilgisayar parçasının sayısını ifade etmektedir. Buna göre bu firmanın maksimum kaç bin lira karı olur? Arkadaşlar bir önceki sorularda, birkaç soru önce de yine kar sorusu vardı ama orada bize karın bağıntısı verilmemişti. Biz kendimiz bulmuştuk. Ama bu soruda arkadaşlar karın bağıntısı kendiliğinden zaten verilmiş. O da neymiş? 900 x eksi 6000 artı şey artı diyorum 30 şöyle eksi 30 x kare diyoruz. Şimdi burada x için diyor ki üretilen bilgisayar parçasının sayısını ifade etmektedir. Yani arkadaşlar şimdi bu firmanın maksimum karı olması için Bizim maksimum sayıda parça üretmemiz gerekiyor. Yani x'i maksimum almamız lazım. Baktığımızda arkadaşlar yine bu bir parabol denklemi olduğu için ve parabollerde x değerleri r, şey, r değerine denkti. E, y değeri de k değeri. Yani aslında tepe noktalarını bulmamız gerekiyordu tepe noktasını. Niye? Çünkü maksimum değeri diyor. Yani bize verilen bir parabol şöyle hemen bir çizelim. Maksimum değer sorulduğunda arkadaşlar ne yapıyorduk maksimum değer? Ne oluyordu? Oradaki e, tepe noktası değeri oluyordu. Doğru mu? O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Tepe noktasını buluyoruz. Yani e, önce R değerini buluyoruz. Eksi B bölü 2A'dan. Sonra yerine yazarak K değerini buluyoruz. Şimdi R değerine bakalım. Eksi B dediği X'in katsayısı eksi 900. Böyle 2A dediği de eksi 60. Evet sadeleştirmeleri yaparsak. 15 çıkar demek ki r değeri 15. X değerine bakalım, ee, şey x değeri diyorum k değerini bulalım r yerine 15 yazacağız yani x gördüğümüz yere 15 yazacağız. 900 çarpı 15 eksi 6000 eksi 30 çarpı 15'in karesi. Bakın arkadaşlar burada çok çok büyük sayılar çıkıyor. Bunun yerine sadeleştirmeler yapıp daha sade bir Denklem elde ettikten sonra da 15 yerine yazabiliriz. Bakın burada çünkü bunu uzun uzun yapmak yerine biz gelelim burada sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Çektim denklemi bu tarafa 900x eksi 6000 eksi 30x kare. Her tarafı 30'a bölersem arkadaşlar ne olur? 30'a böldüm 30x, 30'a böldüm 200 ve 30'a böldüm x kare. Şimdi x gördüğümüz yere 15 yazalım. 15 yazarsak arkadaşlar 30 çarpı 15 eksi 200 eksi 15'in karesi toparlayalım. 30 ile 15 çarptık. 450 eksi 200 eksi 225. Evet arkadaşlar. O zaman işlemlerimizi yapacak olursak kaç elde ediyoruz arkadaşlar? 450 eksi 200 eksi 225'ten kaç buluyoruz? Cevabımız 25. Ancak arkadaşlar bu 25'i biz sadeleştirerek yaptığımız için en son hani burada 30'a bölmüştük ya her tarafı. Geri 30'la çarpmamız lazım. Çünkü bu bizim orijinal denklemimiz olmuyor. Biz işlemimiz kolaylaşsın diye yapmıştık. O zaman geri bulduğumuz 25'i arkadaşlar 30'la çarpacak olursak 750 buluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye önce 30'a böldük sonra niye 30'a çarptık? Çünkü bize bu bağıntı verilmiş. Paranın bağıntısı verilmiş. Siz burada yani biz 30'a bölerek yanlış sonuç bulma işlemi yani yanlış bulmuş oluyoruz. O yüzden geri 30 o böldüğümüz 30'u geri eklememiz gerekiyor. Böldüğümüz için çarpara eklemiş oluyoruz. Ve bunu böyle buluyoruz. Ha diyorsanız ki bu 30'u ben böyle el, böleyim sonra çarpayım yapmak yerine ben burada uzun uzun çarparım ve bulurum diyorsak o zaman burada tek tek çarptığımızda da yine bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir futbol topu yerden yukarıya doğru belli bir hızla atılıyor. Topun yerden yüksekliği zamana bağlı olarak veren bağıntı işte şu şekildedir. Şimdi burada arkadaşlar iki farklı şey soruyor bize. Bir topun yerden en çok kaç metre yükseldiği ve atıldıktan sonra kaç saniye sonra yere düşeceği. Arkadaşlar fizik sorularında bu atılma sorularında biliyorsunuz biraz çok. Şöyle bir yükseliş, bir alçalış falan oluyordu. Burada da aslında arkadaşlar top bu şekilde oluyor ve bunun aslında en yüksek değeri bizim tepe noktamız olmuyor mu? tepe noktamız oluyor. Aslında en yüksek değeri derken de yüksekliği söylediği için aslında buradaki k değeri oluyor. Tepe noktası daki t değeri oluyor. Şimdi arkadaşlar burada biz k noktası yani k değerini bulursak en çok kaç metre yükseğe çıktığını buluruz. Ve ikinci sorduğu şey de atıldıktan kaç saniye sonra dediği de arkadaşlar aslında şurasını soruyor. Yani burada geçen zamanı soruyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? İlk önce bu denklemde biz tepe noktasını buluyoruz. 48 t nasıl buluyorduk tepe noktasını eksi b bölü 2 a'dan buluyorduk İlk önce r değerini bulmak için eksi b bölü 2 a yaparsak arkadaşlar eksi 48 bölü eksi 12 buradan 4 buluruz arkadaşlar bu 4 ne t değeri yani şurası 4 doğru mu o zaman 4'e karşılık gelen k değerini bulmak için ne yapıyoruz? Verilen yerde 4'ü yazıyoruz. Eksi 6 çarpı 4'ün karesi artı 48 çarpı 4. Evet çarparsak arkadaşlar eksi 6 çarpı 16 artı 48 çarpı 4. Bakın uzun uzun çarpmıyorum. Çünkü yine ortak çarpan parantezini alarak da işlemi kolaylaştırabilirim. Bakın burada 16 var. Burada da 48 var. O zaman 16 parantezini alırsam eksi 6 artı burada 3 kalıyor. 3 kere 4 12 olur mu? Evet. O zaman 16 çarpı 6 bulur muyum? Evet. Bu da ne olur? 96 olur. Yani K değeri ne oluyor? 96 oluyor. Demek ki bu top en çok kaç metre yükseğe çıkabilirmiş? 96 metre yüksekliğe çıkabilirmiş. Şimdi diğer soru neydi? Kaç saniye sonra yere düşeceği? Arkadaşlar bakın bulduğumuz bu 4 topun en yüksek noktada olduğu saniye 4. Ama varacağı şimdi buraya kadar 4 saniye geçmişse buradan sonra da 4 saniye geçeceği için direkt 4'ün 2 katı yani hangi zamanda yere değiyor top? 8. saniyede top yere değiyor diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugün neler gördük? Bugün parabol denklemlerinin bulunması bir doğruyla bir parabolün birbirine olan durumları ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili ve parabollerle ilgili problemleri çözdük arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize dikkat edin